Merhabalar arkadaşlar. Üçgenlerde eşlik ve benzerliğin 4 numaralı testini çözeceğim bu videomuzda dostlarım. Şimdi iyi dinleyin, iyi öğrenin kardeşler. Benzerlik önemli bir konudur. Sınavda kesin sorulacak bir konudur. Şimdi ilk sorumuza bakıyorum hemen. Diyor ki A eleman B, E, tamam. Şurada bakın şu simgenin anlamı neydi? Yana yatmış S harfi. Benzerlik demekti. Demek ki ABC üçgeniyle DAC üçgeni benzer diyor. Hatta direkt açıları kesin ne demiştik biz iki üçgen benzerse? Açıları %100 eşit. Hangi açıları hocam? Bakın ABC üçgeninin birinci açısı A ile şu açıyla küçük A diyelim buna. DAC üçgeninin birinci açısı D. Bunun da D açısı eşitmiş. Şuraya da A yazıyor. İkinci açılar birbirine eşit olacak. Yani bunun B açısıyla küçük B diyelim. Bu diğer üçgenin de A açısı neresi oluyor? Şurası B'ye eşitmiş. Son açılar C ile de C açısı eşitmiş. Şunların da ikisine C, C diye yazalım. Şimdi diyor ki BCD 130. BCD. Demek ki şurası yani 2C'yi bana 130 vermiş amca. O halde C'yi 65 diyebiliyorum. Hemen buraya 65'i çaktım. Buradan da şu sonuca ulaştım. Bak şu dik üçgene bak. A ile B'nin bir de 65'in toplamı 180. Demek ki A ile B'nin toplamı 115 olacak ki arkadaşım. 65'i de ekleyince 180 olsun. 115'e ulaştık. A ile B'nin toplamı. X'i soruyor. Bak A ile B'nin toplamı şurası yani 115'ti. O halde bütünleri 65'tir dedim. Cevabım Bursa'dan geldi bile. Geldik ikinci soruya. Yine benzer üçgenler var. Bakın ne diyor benzer üçgenler? Açılarım eşit. Yani bunun birinci açısı A ile bunun birinci açısı Edirne eşit. O halde şuradaki A açısı eşitmiş şuradaki Edirne açısına. Diğer açılar da aynı şekilde arkadaşlar ama kenar ortaylarını sorduğu için çok diğer açıları yazmaya gerek duymadım. 12, 12, 8, 8, x kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum, aynı açıdan çıkan kenar ortaylar benzerlik oranını sağlar dostlar. Şimdi bu üçgenlerin benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenar bununki 24 bölü. Bunun aynı açısının karşısında da ne var? 16. Şimdi 24 bölü 16 benzerlik oranıdır. Şimdi bunun aynısı kenar ortaylar arasında da olacak. Bakın bunun da eşit açısından çıkan kenar ortay x. Bunun eşit açısından çıkan kenar ortay 6. İkisi birbirine eşit oldu benzerlik oranları. Hemen toparlayalım. 8'e bölelim 3. 8'e bölelim 2. İçleri çarpalım 2x eşittir. Dışları çarpalım 3 kere 6 18 x eşittir. Ceyhan'dan geldi cevabımız. Geçtim 3 numaraya dostum. Bakalım ne diyor. Birer üçgen ve DE paralel BC demiş. Şu adam şu adama paralel. Paralelse arkadaş şuradaki açı şuradaki açıya kesinlikle eşit Z harfinden dolayı. Şuradaki Z'yi gördüm dostum ben. Şimdi dostlar bu soruda paralellik varsa eğer ki bir uzunluk sorusunda %95 o soru benzerlik sorusudur dostlar. Bir kere ben burada benzerlik yapacağımı buradan anladım. Şimdi benzerlik yapacağım iki üçgen var zaten. O zaman bunların benzerlik oranını bulmaya çalışalım. Şimdi burada açıların eşit olduğunu yani buna B buna C desem burada da neresi B neresi C bu açı mı B? Yoksa bu açı mı B? Onu bilmediğim için kenarlar arasındaki ilişkiye bakacaksınız dostlarım. Bakın küçük üçgenin bir kenarı 4. Büyük üçgenin bir kenarı 12. Yani 3 katı. Bir kenar arasında daha 3 katı muhabbetini bulursam benzerlik oranını tutturdum diyeceğim. Bak küçük üçgenin bir kenarı 3. Büyük üçgenin bir kenarı 9 gördün mü kardeşim? O zaman büyük üçgen küçük üçgenin 3 katıymış diyeceğim. A'nın karşısı x, A'nın karşısı 18. Demek ki x 6'dır. Yapıştır gelsin dostlar. Şimdi bunu başka nasıl da çözeriz hocam? Her zaman böyle
güzel bir katı çıkar mı? Her zaman çıkacak diye bir kural yok. Sen ne yapacaksın? Benzerlik yapacağını anladın mı? Paralellikten dolayı. Birer açının eşit olmasından dolayı benzerlik yapacağını anladığın an hemen küçük üçgene bak. Ben B ve C yazdım. Şimdi bu üçgende de bir yer B olacak, bir yeri C olacak. Şimdi ya burası B, burası C ya da burası B, burası C olacak. Şimdi önce yanlış olanı yazdım arkadaşlar. Bakın nasıl çıkıyor sonuç. Şimdi salladım. Burası mı B, burayı da C salladım. Bakalım doğru mu? Benzerliği yazıyorum. Küçük de B'nin karşısı 4. Büyük de B'nin karşısı 9 geldi. Tamam, şu ana kadar bir sorun yok. Şimdi bir oran daha yazacağım. Bir açının daha karşısını alıp aynı oranı tutturduğum zaman doğru yoldayım diyeceğim. Burada C'nin karşısı 3. Burada C'nin karşısı 12. Ayda bak, 3 bölü 12 demek 1 bölü 4 demek. 4 bölü 9 4 bölü 9 demek. Bunlar eşit değil. Demek ki yanlış yapmışım ben kardeşim. Hemen şunu kontrol ediyorum. Burası C, burası B olsaydı. Bakalım bu sefer doğru mu? Hadi belki de bu soru benzerlik sorusu değil. Şimdi %95 benzerlik olduğunu paralellikten ve birer açının eşit olmasından anladım. Ama belki de %5 ihtimal benzerlik sorusu değil bu. Deneyelim. Şimdi küçük de C'nin karşısı 3. Büyük de C'nin karşısına 9 düşmüş. 1 bölü 3 yani oran. Bakalım bir tane daha böyle tutturacağız mı? B'nin karşısı 4. Burada B'nin karşısı 12. Aha, bir tane daha 1 bölü 3 yaptım. Demek ki doğru yoldayım. Artık %100 eminim ki bunların benzerlik oranı 1 bölü 3. O zaman küçükte A'nın karşısına X, büyükte A'nın karşısına da 18 düştü. 1 bölü 3 olması için 6'yı yapıştırdım dostlar. Geldim, bakın şimdi 4 numara da buna çok benziyor. Galiba aynı soruda. Bakın anlayacağız şimdi. Burada paralellik yok ama ne var? Birer açının eşit olduğunu adam bize söylemiş. A'ya A. Şimdi sen ne dedin kendi kendine? Hocam birer açı eşitse %95 benzerlik sorusu bu. Önce benzer olup olmadıklarını anlayacağım. Kenarlar arasındaki oranlara bakacaksın dostum. Burada mesela direkt güzel bir katı değil. Şimdi şöyle 15 bölü 20, 12 bölü 16. Tamam, ben bunu gördüm ama ben daha önce bu sorudan 1 milyon tane çözmüştüm kardeşim. O yüzden ben bir bakışta gördüm. Sen ne yapacaksın peki? Hocam benzer olup olmadıklarını nereden anlayacağım? Üçgenlerden birinin açılarını tamamlıyorum bak. A, B, C. Şimdi geldim buna. Bunun da rastgele bir açısı B olacak diyorum. Aha, buraya yazdım. Bir açısı da C olacak diyor. Bakalım doğru mu? Soldaki üçgende B'nin karşısına ne düştü? 15. Sağdaki üçgende B'nin karşısına ne düştü? 16. Şu anda bir sorun yok. Benzerlik oranı 15 bölü 16 olabilir. Ama bir tane daha aynı oranı tutturmalıyım. Devam ediyorum. Sol üçgende C'nin karşısı 12. Sağdaki üçgende C'nin karşısı 20. Ve bakın bunları sadeleştiriyorum. 4'e böl 3, 4'e böl 5. Bu zaten sadeleşmiyor. İkisi birbirine eşit değil. Biri 15 bölü 16, biri 3 bölü 5. Diyorum ki yanlış yapmışım. O halde şunun burası C olsun, şurası da B olsun. Bakalım bu doğru mu? Devam ediyorum şimdi. Solda C'nin karşısı 15. Sağda C'nin karşısı 20. 5'e böl 3, 5'e böl 4. Bakalım eşit mi? Solda B'nin karşısı 12. Sağda B'nin karşısı 16. 4'e böl 3, 4'e böl 4. Bak 3 bölü 4, 3 bölü 4. Tutturduk demektir. Demek ki doğru yoldayız. Demek ki A'ların da karşısını kıyaslayabiliriz. Soldaki üçgende A'nın karşısı 16. Sağdaki üçgende A'nın karşısı X. 4 ile 16'yı çarptım. 64 eşittir 3 ile X'in çarpımı 3X'e. 64 bölü 3 gelir buradan. X'imiz 4. sorunun cevabı Edirne'den geldi. Geldim 5 numaraya. E hocam şimdi 5 numarada ne paralellik var anasını satayım ne de eşit açı var. Aslında dostlar çaktırmadan bir tane eşit açı var burada. Sadece kendisi söylememiş. Sen gör bak onu. Şuradaki A açısına bak kardeşim. Hatta buna küçük A diyelim biz. Bu A açısı şu üçgenin de bir açısı. Bir de şu büyük üçgenin de bir açısı değil mi? Şunun. İkisinin de ortak açısı. O halde hadi bakın şuraya B diyelim. Şuraya da C diyelim. Şimdi A, B, C bununki.
Şimdi büyük üçgende de A var. Burası B, burası C de olabilir ama bak şimdi kardeşim şu açının büyük üçgenin bu açısı C olur mu? Şurası C iken tamamı C olur mu? Olmaz. O yüzden mecbur burası B olur, burası da C olur. Peki bakalım doğru mu şimdi, benzerleyelim. Küçük üçgende C'nin karşısı 8, büyük üçgende C'nin karşısı 12. Eşit mi acaba? Küçük üçgende B'nin karşısı 12, büyük üçgende de B'nin karşısına ne düşmüş toplam? 18 pardon. Hadi bir sadeleştirelim. 4'e böl 2, 4'e böl 3. 6'ya böl 2, 6'ya böl 3. Bak doğru yoldayım. 2 bölü 3'müş benzerlik oranı. Hatta şurada devam edeyim. 2 bölü 3 eşittir diyorum. Küçükte A'nın karşısı X, büyükte A'nın karşısı 21. 7 katına çıkmış, bu da 7 katına çıkacak. 5 numaralı sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldim 6 numaraya. Artık bu soru sizin için çok kolay bir soru arkadaşlar. Çünkü benim şu taktiğimi biliyorsunuz artık. Bir kenar bile 2'ye bölündüyse aklıma ilk önce orta taban gelecek demiştik. Orta taban çizeceğim dostlarım. Zaten şurada 2'ye bölünmüş bir şey var ya. İki seçenek var önümde. Ya şöyle bir paralel çizerim. X'e paralel çizip şuradan bir orta taban yaparım. Bakın bu X'in yarısıdır. X bölü 2. Ya da şuradan bir paralel çizerim. İkisi de olur. İkisi de soruyu çözdürür dostlarım. Ben bunu çizdim baştan. Buradan çözeyim ben şimdi soruyu. Bakın bu orta tabanı çizdim. Ve şurada ne gördüm dostum? Bir kelebek üçgen var. Bak kardeş. Şurada bir kelebek çıktı karşıma. Hemen yapalım. X bölü 2'nin 6'ya oranı. X bölü 2 bölü 6 eşittir 6'nın 9 oranı. Hemen içler dışlar yapalım. 6 kere 6 36 eşittir. 9 ile burayı çarpalım. 9x bölü 2. 2 ile çarpalım. 72 eşittir. 9x 9'a bölelim. X eşittir 8 çıktı bile dostlar sorumuzun cevabı. Evet ilk 6 soruyu gömdük. Hemen buna atıyorum. 7 numaralı soruyla da devam ediyorum dostum. Eğer alabilirsem tabi al. Şimdi bu arada yine sürem 12 dakikayı geçiyor. Artık alıştınız dostlar, sürekli bu oluyor. Kameram 12 dakika 25 saniye falan civarında çekiyor. Değişiyor bu süre tabii ki. Yine birazdan duracak, ben de onu bekleyeyim dursun. Hemen başlayayım tekrardan, bunu dediğim anda da durdu zaten. Evet 7. sorumuzla devam ediyorum dostlarım. Bir yeni nesil soru, katlama sorusu bu. Diyor ki ABC ikizkenar bir üçgen. Hemen madem ki ikizkenar hocam, şuraya A açısı dersem ben, şurası da A açısı olacak. Ben öyle alfabetayı çok kullanmayı sevmiyorum dostlar. Daha çok Türk alfabesini kullanmayı seviyorum. DE paralel BC demiş. Tamam, orada bir paralellik var. AB eşittir AC, onu gördük zaten. 3'ü vermiş, 6'yı vermiş. Ha bir de BC'de 20 verilmiş. Şuranın tamamı da 20. Bak şimdi bu paralelmiş dostum. Şimdi paralellik varsa sen zaten benzerlikten bir şüphelendin de. Bir devam edelim okumaya. Ön yüzü pembe, arka yüzü mavi renkli, abici üçgeni biçimdeki kağıt DE boyunca tamamen katlandığında. He, katlama sorusu. DE boyunca katlanıyorsa ne demiştik? Şurası daima açıortay. Aynı şekilde burası da daima açıortay olacak dostlarım. Ve bakın şu A ile şuradaki açı, noktalı açı yöndeş açıdır bunlar. Demek ki şurası da A. Açıortaydan demek ki bu da A. Dostum hadi bir de şu Z harfini görsene bak şurada. Demek ki hocam bu da A anasını satayım. Ve bunlar ikizkenar çıktı. Şurası da 6 geldi. Bize nereyi soruyor? FG'yi X diyelim buraya. FG'de X olsun. Bak şu mavi üçgende 3 bölü 9. 3 bölü 9 eşittir. X bölü DE geldi dostlarım. Klasik benzerlik yaptım. 1'e 3 oranı var bunlarda. Demek ki X'e DE ne olacak? 3X. Onu da yazalım. Şurası da 3X geldi. Başka şuranın toplamı 9'du arkadaşlarım ve ne biliyoruz biz katlama sorusunda? Katlanmadan önceki haline eşit. O zaman burası da 9 olacak. Hadi bir de şu büyük üçgende benzerlik yapalım. Bakın şununlarla, şurayla, şu BC'yi de biliyoruz ya 20 diyor. İkisinin arasında klasik benzerlik yapalım. 9 bölü toplamı yani 15 eşittir 3x bölü taban yani 20. 5'e bölelim 3. 5'e bölelim 4.
3'e bölelim, 3'e bölelim, 3. 4 kere 3, 12 eşittir. Burada da 3x var. X eşittir 4 çıktı. Bursa'dan geldi sorumun cevabı. Ben de geçerim 8 numaraya. Evet. Yeni nesil bir soru. Ağaçlı, mağaçlı, kuşlu, böcekli sorular yeni nesil. Bir okey. Birinci ağaç ile ikinci ağaç arasındaki mesafe 12 metredir. Çok güzel. Hocalarım göstermiş zaten. İkindi vakti. İki ağacın gölgeleri aynı noktada bitmektedir. Şimdi demek ki şuralarda bir yerde güneş var. Güneş bunlara vurdukça şöyle arkadaşların tam şu tepelerinde şöyle yere doğru düşüyormuş gölgeleri bunların. Ve gölgelerin ikisi de aynı yerde bitiyormuş arkadaşlar. İkisi de aynı yerde bitiyor. Şurada da ağacın boyunu gösterelim. Şurada da ağacın boyunu gösterelim. İşte diyor tam bu esnada 3 metre uzunluğundaki ikinci ağacın gölgesi. He, şunun gölgesi boyu 3 metre, gölgesi de 4 metre. Hatta şurası ne oldu? 5. İkinci ağacın gölgesi 4 metre olduğuna göre birinci ağacın boyu kaç metredir? Birinci ağacın da boyuna x diyelim. Bak klasik benzerlik oldu değil mi dostum? Şunu hemen yapalım. 4 bölü tamamı 16. Şurada yazıyorum. 4 bölü 16 eşittir. Bunun boyu 3 bölü ağacın boyu x dedi. 4'e bölelim 1. 4'e bölelim 4. 4 ile de 3'ün çarpımı 12 eşittir. X geldi. 8. sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet, 9 numaradayız dostlar. Hemen okuyoruz. Aşağıda bir sokaktaki elektrik direklerinin görüntüsü verilmiştir. Tamam. 49, 25, 140, 100. Ortadaki direğin uzunluğu nedir? Bunların boyları normalde hep aynı olmuyor mu diye. Yani şu görüntüye göre konuşulmuş herhalde arkadaşlarım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın bu bir yamuk sorusu. Dik yamuk hatta şurası. Düz bir çizgi diye düşünün bunu. Şimdi şuradan hemen dik yamukta yapılan klasik hamlemiz. Yamukta çok yapacağız bunu. Şu köşeden bir diklikte ben indiriyorum. Burası da 100 olur. Burası 140 olur. 25 ise bu da 25 olur. Şu da 25 olur. Hatta buraya da ne kalır? 24. Ortadaki direğin boyu şuraya da x diyelim de bize x artı 25'i soruyor topla. Bak şurada senin klasik benzerliğin çıktı dostum. 100 bölü 240. 100 bölü 240 eşittir. X bölü 24. X bölü 24'tür dedim. Sen hemen buradan x'i ne buldun kardeş? 10'a bölmüş burayı. Sen de burayı 10'a böl. X'i 10 buldum. Ama direğin toplam boyunu soruyordu. 35'i işaretledim dostlar. Evet, 10. sorumuz. Bir bakalım ne diyor. Yukarıda Zeynepçik Parkı'nın krokisi verilmiştir. Güzel. A noktasında oturan aslanın E köşesine uzaklığı 28, F köşesine uzaklığı 100 metredir. Tamam, onları da göstermiş. A elemanıdır EF, ED eşittir 96 olmak üzere DF üzerinde yürüyen Kerem'in Aslı'ya en yakın olduğu noktada birbirlerine uzaklıkları. Şimdi Aslı'ya öyle bir noktada yakın olacak ki en yakın demek dik uzaklığı demek arkadaşım. Şuradaki dik uzaklık olduğu an en yakın olduğu an demektir ki buna göre birbirlerine olan uzaklıkları kaç metredir? Yani bu dikliğin uzunluğu nedir diye soruyor. Kerem ile Aslı'nın arasındaki mesafeyi soruyor bize. Bak bunu şöyle bir şekilde de göstereyim mi ben sana? Klasik düzende bak. Şöyle bir üçgen aslında. Şurada bir dik üçgen var. Şöyle içinden şöyle bir diklik gitmiş. Burası Kerem, burası Aslı. Şurası 100, burası 28, 90, 96, x. Bunu soruyor bize. X'i soruyor. Biz iki tane diklik olduğunda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. A, B, 90 benzerliği yapacaktım. Şuraya A, şuraya B, 90. A, 90. Buraya da B'yi yapıştırdım. Şimdi 90'ın karşısında 100 var. Hemen şuraya yazayım. Bölü. Burada 90'ın karşısında şu uzunluk var. DF. Şimdi birazdan bulacağım o DF'yi. Eşittir. A'nın karşısında x var, bölü, büyükte A'nın karşısında da 96 var. Şimdi şuradaki DF'yi de bir bulalım. Bakın bu büyük dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız ama şu büyük dik üçgenin kenarlarını şuraya bir yazayım. Bir dik kenarı 96, diğer bir dik kenarı 128, hipotenüsü de DF. Şimdi bu dik kenarı konuşalım birlikte. Şöyle bölelim, sadeleştirelim. 2'ye bölelim,
48. 2'ye bölelim 64. 2'ye bölelim df bölü 2. Sonra kaça bölelim ortak? 8'e bölelim arkadaşlar. 8'e böl 6. 8'e böl 8. 8'e böl df bölü 16 yapar 8'e bölersem. Bak ne üçgeni çıktı? 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Demek ki df bölü 16 eşittir 10. Demek ki df eşittir 160 gelecekmiş dostum. Hemen şimdi bunu getirip şu benzerlik kısmında da şuraya 160 diye yazayım ben. Bakın buradan hemen sadeleştirelim. Birer sıfır gitsin. Şununla 16 ile 96'yı sadeleştirelim. Burada 6 kalsın. 6 ile 10'un çarpımı x eşittir. Ne çıkar buradan? 60 çıkar dostum. Sorumun cevabı da Ceyhan'dan gelir Goberler. Evet arkadaşlarım. Eşlik benzerliğin 4. numara testini çözdük. Bir sonraki videoda da 5'e geçeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin dostlar.